Efendim merhabalar, ben Oğla Akik, kanalıma hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2018 model F36 kasa kodlu BMW 418i Grand Coupe'un M Sport donanımını incelemesini hep beraberiz. BMW F30'larda N13 kodlu PSA grubuyla ortak geliştirilen motor kullanıyordu bildiğiniz üzere bunu daha öncesinde. Ama sonrasında bu görmüş olduğunuz P38 kodlu motoru geliştirdiler. Bunu da şu şekilde yaptılar. Dediler ki yani bizim elimizdeki en düzgün çalışan BMW karakterini en çok yansıtan motor ne? N55 P30 yani sıralı 6 BMW karakterini gayet yansıtan motor. Sonra aldılar motoru görmüş olduğunuz gibi ikiye böldüler ve ortaya bu 3 silindirli B38 çıktı. Bu motor 136 beygir güç, 220 Nm'de bize bir tork verisi sunuyor. Bu aracın fabrika verilerine göre şehir içinde 6.5, şehir dışında ise 4.5 litrelik bir yakıt tüketim verisi var. Yalnız Ankara gerçek hayat şartlarında ne yazık ki aracın ağırlığıyla da beraber bu rakam aşağı yukarı 9.5-10 litreleri bence bulabilir. Buradaki kaplamalara geçtiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi bir kaput altı izolatör var. Bu da hoşuma giden bir detay oldu açıkçası. Çünkü yeni G20'ler de yok. Bence ses yalıtımı açısından bunun olması gereken bir detay olduğunu düşünüyorum. Tabii N55 B30'dan bahsedip sesten bahsetmemek olmaz. Bu araçtaki B38 motor yarısı olduğu için hani o alt sindirim metalik tınısını veren çok hoş bir sesi var. Hemen bir dinleyin o sesi de. BMW 418i aracımızın tabii ki dışarıdan en çok dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi bu görmüş olduğunuz karbon şivarlı rengi. Güneş ışığına göre mavimsi lacivertimsi, yine ışığa göre siyahımsı bir renk alıyor. Çok hoşuma gidiyor bu renk. Burada görmüş olduğunuz adaptif LED ön farlarımız var. Bu farlar cidden hem dış görünüm olarak hem de verdikleri aydınlatma performansı olarak çok güzel farlar. Aracımızda M Sport donanımında tabii ki görmüş olduğunuz spor tamponlar bulunuyor. Bu tamponların görüntüden çok bir işlevselliği de var. O da burada görmüş olduğunuz bu girik. Buradan araç fren soğutma sağlıyor. Burası cidden gerçek bir girik. Sırf şekil olsun diye yapılmamış bir girik. Hoşuma giden bir detay oldu. Bu aracımızda görmüş olduğunuz üzere ön arka park sensörümüz bulunuyor. Bu araçta özel olarak burada görmüş olduğunuz kamera sayesinde şerit takip ve yaya koruma sistemi de bulunuyor. Aracımızın M Sport donanımında bu önde görmüş olduğunuz ızgaralar yani böbrekler BMW jargonunda yarı siyah yarı krom tercih edilmiş. Aracımızın jantlarına geçtiğimiz zaman aracımızın M Sport donanımında sportifliğini vurgulamak için bu görmüş olduğunuz 18 inçlik Style 400 kodlu jantlarımız bulunuyor. Aracın lastik ölçüsünü merak edenler için aracın lastik ölçüleri 225-45-18. Burada bir adet M logomuz bulunuyor görmüş olduğunuz üzere. Burada da bir böyle fake yani sahte bir hava çıkışına yer verilmiş. Burası ucu kapalı. Ne yazık ki açık değil. Aracımıza katlanır ayna ve sunroof da bulunuyor görmüş olduğunuz üzere. Aracımızın en sport donanımında burada görmüş olduğunuz üzere böyle satin metalimsi bir dış cam çerçevesine yer verilmiş. Bence bunlar çok hoş olmuş. Tabii ki 4 serilerin en güzel özelliklerinden bir tanesi bu görmüş olduğunuz çerçevesiz camları. Bence bu da çok güzel bir şey. Burada aracımızın Grand Coupe olduğunu vurgulamak için bir Grand Coupe armasına yer verilmiş. F36'nın makyajı yani LCI yani Life Cycle Improved versiyonunda bu görmüş olduğunuz LED stoplara yer verilmiş durumda. Bu stoplar cidden bence çok güzel duruyor. Bu şekillerini ben çok beğeniyorum. Hem F30'da hem F36'da cidden çok güzel duran stoplar. Aracımızın M Sport donanımında bu görmüş olduğunuz arka tampona yer verilmiş durumda normallerinden farklı olarak. Bence bu aracı çok sportif bir görünüm katıyor. Burada alt tarafta gri renkli bir difüzöre yer verilmesini çok beğendim. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz bu krom gerçek egzoz uçuş çıkışı da çok hoşuma gitti. Efendim şu anda görmüş olduğunuz üzere BMW 418 aracımızın içerisindeyiz ve önce koltuklarımızdan bahsederek başlamak istiyorum. Aracımız M Sport donanımı olduğu için yarı alkantara, yarı kumaş ve mavi dikişli bir koltuk kullanılmış. Buradaki bu M dikişleri de ayrıca çok hoşuma gitti. Koltuğun yanal desteklericiden çok güzel. Sizi hiç yerinizden kıpırdatmayacak şekilde. Yani istesem kendimi zorlasam da yerinden kıpırdayamıyorum. Yani çok güzel koltuklar. Bu koltukların bir bağlıdır desteği de bulunuyor görmüş olduğunuz üzere. BMW arası Recaro koltuk olarak geçer bildiğiniz üzere. Bunun bulunması da bence M Sport donanımında hoş. Burada yüksek kayırı bulunmayan bir emniyet kemerimiz var. Gelisi oynayarak boyunca göre ayarlanma işlevini yerine getiriyor. Kaput cebimizin üst kısmına doğru geldiğimiz zaman burada gayet güzel bir materyal kullanılmış. Çok hoşuma gitti. Burada aracımızda Harman Kardon ses sistemi opsiyonu bulunmadığı için bir tweeter'ı bulunmuyor. Bulunsaydı eğer burada bir tweeter'ı bulunacaktı. Görmüş olduğunuz üzere direksiz camlarımız için çok güzel bir görünüm katıyorlar araca.
Buradaki bu koltuklardaki döşemenin devam etmesi, aynı kumaşın çok hoşuma gitti. Bu heksagonal mavi çizgili döşeme çok hoş. Burada M-Sport donanımlı özgü aracımızın mavi trim ve burada da yine bu bal peteği şeklinde trim devam ediyor. Heksagonal trim devam ediyor. Bu da çok hoşuma gitti. Burada cam otomatik tuşlarımız var, ayna ayarlarımız var ve katlanır ayna tuşumuz var. Buranın yumuşaklığını çok sevmedim açıkçası. Bence biraz daha yumuşak olabilirdi. Uzun yol için konforu arttırdı diye düşünüyorum. Ama buradaki dikiş yerinin detayı çok hoşuma gitti. Buradaki gözün içinde buraya bir bardaklık yani gibi yapılmış. Buraya bir açıkçası şu girişine buraya doğru sağa doğru gidiyor çünkü bir şişe koyulabilir. Bu sağ tarafına da yine peçete gibi şeyler koyulabilir ama birazcık dar açıkçası bu göz. Aracımızın göğsüne geri döndüğümüz zaman efendim burada görmüş olduğunuz üzere bu M-Sport donanımına özgü yarı heksagonal yarı da bu alttan mavi çizgi trimimiz devam ediyor. Havalandırma menfezinin etrafında soğuk dokunuşlu bir alüminyum parça kullanılmış. Bu da çok hoşuma gitti. Aşağı tarafa doğru indiğimiz zaman burada far anahtarımız bulunuyor görmüş olduğunuz üzere. Far anahtarının sağ tarafında gösterge parlaklık ayarımız var. Burada farda bir otomatik bölüm var görmüş olduğunuz üzere. Aracımıza far yağmur sensörü de bulunuyor. Bunu böyle aldığı zaman otomatik fara geçiyor araç. Burada altta eğer araç ek yükleme alanı alınmış olsaydı burada bir göz olacaktı. Ama bu araçta sürüş asistanları olduğu için onların tuşları var. Göstergemize geçtiğimiz zaman bu araçta aracı bir yarı kontağı alabilirsek şu an... Uzaktan kumanda yok, motor çalışmaz dedi tabii ki. Burada araçta görmüş olduğunuz üzere gelişmiş gösterge var. Yani şunun alt tarafı ekran. Çok hoşuma giden bir donanımdır benim BMW'lerde. Direksiyonumuza geçtiğimiz zaman direksiyonumuz M-Sport donanımına özgü. Hem derisi hem tutma hissiyatı. Çok güzel bir direksiyon. Sol tarafında hız sabitleme ve limitör ayarlarımız. Sağ tarafta radyo ünitesinin ayarları var. Buradaki bu alüminyum detayı ve alttaki el logosu tabii ki çok hoş. Aracımızın göğsüne geçtiğimiz zaman bu göğsü materyali böyle deri kaplı hissiyatı veriyor. Çok hoş bir malzeme olmuş. Hoşuma gitti açıkçası. Ortada bu araçta geniş bir ekran bulunmuyor. Bir NBT bulunmuyor ne yazık ki. O yüzden bu şekilde bir ekranımız var. Bu ekranın altına doğru indiğimiz zaman burada 4 tuşumuz, kilit tuşumuz, 2 adet havalandırma menfezimiz var. Aşağı tarafa doğru indiğimiz zaman burada radyo ayarlarımız var, CD girişimiz var. Burada çift yönlü otomatik bir klimaya yer verilmiş BMW tarafından ama ne yazık ki bu araçta bir koltuk ısıtma bulunmuyor. Aşağı tarafa doğru indiğimiz zaman burada bir alana yer verilmiş. Buraya telefon gibi şeyler koyulabilir. Bu gözü açtığımız zaman burada 2 litre bardaklığımız ve 1 adet çakmaklığımız bulunuyor. Görmüş olduğunuz üzere. Burayı kapattığımız zaman burada BMW'cilerin tabiriyle joystick vitesimiz var. Sol tarafta DSC'nin tuşu, alt tarafta görmüş olduğunuz üzere mod tuşlarımız var ve park sensörümüzün tuşu var. Burada bu NBT'nin joystick'i var açıkçası. NBT demek çok doğru olmaz. Yani ufak ekranın joystick'i var. Buradan bunu kontrol edebiliyoruz. Ben açıkçası Alman araçlarında bunu seviyorum. Kolumu koldayamadan, kaldırmadan, önüme odaklanmış bir şekilde, sürüş odaklanmış bir şekilde buradan multimedya ünitesini yönetebilmek hoş oluyor. Burada normal bir el freni var, klasik bir el freni var. BMW'lerde sevdiğimiz detaylardır. Açıkçası F36'da bunun bu şekilde devam etmesi hoşuma gitti. Elektrikli el frenlerini BMW'lerde ben açıkçası çok sevmiyorum. Bunun deri malzemenin hissiyatı da gayet güzel. Efendim orta koldayamamıza geçtiğimiz zaman orta koldayama çok derin değil. Yaklaşık bir parmağın derinliği kadar bir derinliği var. İçinde yalnız bu hani ayrı bölmeleri ayıracak şekilde organizeli gibi olmasını çok beğendim açıkçası. Burada bir adet USB girişine yer verilmiş. Kapattığımız zaman üstte kullanılan deri malzemeyi çok beğenmedim. Ben BMW'lerin kol dayamalarını beğenmem genel olarak zaten. Bu bence biraz daha yumuşak yapılabilirdi ve bence bu deri biraz daha kaliteli olabilirdi diye düşünüyorum. Efendim yukarı tarafa doğru geçtiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz bir adet otomatik karana dikiz aynamız var. Burada aydınlatmaya yer verilmiş. Bunların açıkçası açılıp kapanma efektlerini çok beğeniyorum. Böyle animasyonlu gibi açılıp kapanmaları cidden çok hoşuma gidiyor. Burada SOS tuşumuz var. Açıkçası bu hani belki bir kere işinize yarar, belki iki kere işinize yarar ama yani o bir kere yaradığı zaman bile hayatınızı kurtarabilecek bir detay. Buradan bastığınız zaman, içerideki düğmeye bastığınız zaman acil yardım hizmetlerini ve BMW'yi arıyor araç kaza yaptığınızı dair. Hani araç bunu bu arada darbe sensörlerinden bir kaza algıladığı zaman otomatik olarak da yapıyor. Bence çok güzel bir donanım. Burada sunroofumuzun kontrolleri var. Sunroofumuzun perdesi ne yazık ki elektrikli değil. Elle yapıyoruz ama bence açıkçası çok bir şey değiştirmez. Sonuçta çok büyük bir sunroof değil. Buradaki güneşlikleri geçtiğimiz zaman güneşlikler de aydınlatmalar kullanılmış, bu hoşuma gitti ama güneşin aynası bence biraz daha büyük olabilirdi. Yani bu açıkçası çok küçük bir ayna. Efendim burada torpido gözümüze geçtiğimiz zaman kilitli bir torpido gözü bu açma kulpunun etrafında bu alüminyum bir detay kullanılması hoşuma gitti ve soğuk hissettiriyor. Yani hoş olmuş bence plastik olmaması. Torpido gözümüz çok büyük değil ama içi komple kaplı, kapağı da kaplı açıkçası. Bazı E segment araçlarda bu kapak kaplı olmuyor ama bu araç D segmentli bir kupe olmasına rağmen burası kaplı, hoşuma gitti. İçinde halojen bir aydınlatmaya yer verilmiş. Bence bu da çok hoş bir detay olmuş. Alt taraflarda, önlerde de bu arada ayak aydınlatma olmasını çok beğendim. Bence bu da çok güzel bir detay. Az önce söylediğim gibi F30 içinde olduğu gibi dışında da ayak aydınlatmalarına sahip. Burada kapının altında ayak aydınlatmaları var. Bence bunlar çok güzel detaylar. Aynı zamanda burada M yazılı, M logolu alüminyum bir kapı eşiği olmasını da çok beğendim. Ayrıca bu aydınlatmaların dışında gece sizin yeri görmeniz için kapı kollarının altında yeri aydınlatan detay çekimlerde göreceğiniz aydınlatmaların olması da çok hoşuma giden başka bir detay oldu. Efendim şu an görmüş olduğunuz üzere 418'in arkasındayız. Ben önce mesafelerden bahsederek başlamak istiyorum. Ben 1.86 boyundayım. Ön koltuk bana göre ayarlı. Yaklaşık şu kadar bir diz mesafesine sahibim ve
baş mesafem dik oturduğumuz zaman açıkçası hiç yok. Yani başım tavana değiyor. Bence bu biraz rahatsız edici bir detay diye düşünüyorum ama aracın kupe formundan dolayı bazı şeylerden ne yazık ki feragat edilmesi gerekiyor bu güzel görünüm için. Döşemesinin üst kısmına doğru geçtiğimiz zaman aracın kapı döşemesinin üst kısmı öndeki gibi gayet güzel, kalitesi çok hoş. Burada bu direksiz camların verdiği görüntü de gayet güzel. Buradaki bu M-Sport trimin ve buradaki bu heksagonal trimin devam etmesi yine çok hoş detaylar. Buradaki yine aynı şekilde koltuklarda bulunan bu heksagonal desenin kapı içlerinde de döşem olarak kullanılması bence yine çok hoş olmuş. Kapı döşemesinin görüntüsünü çok beğeniyorum açıkçası. Yalnız dediğim gibi ön tarafta bahsettiğim gibi açıkçası bence buranın yumuşaklığı biraz da arttırılabilir diye düşünüyorum. Konfor açısından bence çok daha hoş olurdu. Buradaki iç içlerin ama yine görüntüsü çok güzel. Yalnız şikayet etmek istediğim bir detay var. Bu alttaki göz cidden çok kullanışsız olmuş bence açıkçası. Yani çok ufak bir göz. Buraya ne su şişesi koyulur ne bir şey koyulur çocuklu aile kullanımında. Çocuklu aile kupeyi ne yapacak diyeceksiniz ama ya bence bu aracın açıkçası amacı o. Yani çocuklu ailesi olan insanların kupe bir araca binebilmesi gibi düşünüyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere yarım litrelik, yarısı birazcık içilmiş bir su şişemiz var. Ve bunu ancak bu şekilde buraya koyabiliyoruz. Ve bence bu çok kullanışsız diye düşünüyorum. Efendim orta kol dayamaya geçtiğimiz zaman orta kol dayamamızı indiriyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bu orta kol dayamanın bu arada iki adet pozisyonu var galiba. Bir tanesi bu şekilde, bir tanesi daha aşağı indirebiliyoruz. Çok hoş bence bunun ayarlı olması. Bence alttaki pozisyonu gayet güzel ayarlanmış durumda. Burada ortada ikili bir bardaklığımıza yer verilmiş. Bu da bence çok güzel bir donanım ve bunlar ayarlanabiliyor. Yani buradaki bu kauçuklar yardımıyla bence bu da çok hoş olmuş. Yalnız bu araçta sevmediğim bir detay, ben mi göremedim yoksa yok mu bilmiyorum. Burada bir üçüncü orta başlık yok. Bence bu bir güvenlik sorunu yaratabilir gibi düşündüm. Çünkü burada ne yerini gördüm ne bir şey gördüm. Bu çok hoşuma gitmedi de açıkçası. Orta tarafa doğru geçtiğimiz zaman burada orta taraf görmüş olduğunuz üzere herhangi bir klima menfezine sahip ama herhangi bir klima kumandasına sahip değil. Ben açıkçası burada bir klima kumandası olmasını açıkçası isterdim 4 serisinde. Ama klima menfezi de gayet güzel olmuş. Bu etrafındaki alüminyum detaylarla burayı daha renklendirmişler diye düşünüyorum. Yukarıya doğru geçtiğimiz zaman yukarıda burada yukarıda bir adet aydınlatmaya yer verilmiş durumda yine öndeki gibi. Bunların da bu açılma kapanma şeklini çok seviyorum açıkçası. Bu hani animasyonlu gibi açılıp kapanması çok hoşuma gitti. Burada araçta görmüş olduğunuz üzere hiçbir tutamak yok. Dört kapının dördünde de tutamak yok burada. Ama buraya BMW bizler için ikişer adet iki tarafa da askılıklara yer vermiş. Serimiz bu araçta kapaklı. Ben bunların bu şekilde olmasını seviyorum açıkçası. Çünkü bazıları böyle çıkarmalı oluyor bu kapaklar. Bunların kapakları üstünde kalıyor. Çıkarmalı olduğu zaman kayboluyor ve orası açıkçası kötü gözüküyor. Aracın diğer sahipleri almıyorlar ve yani kötü bir görünüm oluyor. Bence bunun bu şekilde olması hem kaybolmaması hem de kötü bir görüntü oluşmaması açısından en mantıklı çözüm olmuş. Efendim hatırladığınız üzere BMW F36'yı size aile için üretilmiş bir kupe araç olarak tanımlamıştım. Peki bu araç eğer aileler için üretildiyse bu aracın tabii ki bir hastası olacak, bir yaşlısı olacak. İnip binme durumu nasıl diye soracaksınız. Açıkçası buradaki bu kapı eşiği çok yüksek. Bileğime neredeyse geliyor kapı eşiğinin hizası görmüş olduğunuz üzere. Ben şimdi 1.86 boyunda bir insan olarak bu arabadan inmeye çalışacağım ve size bunu göstereceğim ne kadar zorlandığımı. Şimdi öncelikle bacağımı bir buraya attım. Ondan önce ben açıkçası buradan bu şekilde inebiliyorum ve bence bu biraz daha rahat olabilir diye düşünüyorum. Yani bana açıkçası birazcık bu araçtan inip binmesi rahatsız geldi. F36 kasa kollu BMW 4 serisi aracımızda görmüş olduğunuz üzere bir elektrikli bagaj bulunuyor. Bence gayet güzel bir donanım. Aracın kupe formlu tasarımına rağmen bu aracın 480 litrelik bir bagaj hacmi var. Bence bu çok güzel bir rakam. Burada sağdaki ara detay çekimlerde gördüğünüz ekstra girikle bagaj alanı arttırılmış. Hoşuma gitti. BMW burada sağda ve solda 2 adet LED aydınlatmayla bagaja bir aydınlatma sağlamış. Aynı zamanda bunu da koyacağım. Çok enteresan bir detay bence. Aracın tasarımından dolayı aydınlatmanın yeterli olmayacağını düşünüp BMW buraya bagaj kapağının üstüne de bir adet LED aydınlatma yerleştirmiş. Çok enteresan bir detay olmuş. Aracın pandizotu yarım şekilde, yarısı burada sabitlenmiş şekilde yer alıyor, yarısı da burada camın önünde duruyor. Alt tarafa doğru geçtiğimiz zaman burada alt tarafta çocuğunuzun plaj oyuncakları olur. Bagaja kilitlesini istemediğiniz şeyleri koymanız için BMW ufak bir alana yer vermiş, hoşuma gitti. Burada bagaj kapağının üstünde görmüş olduğunuz üzere bir adet elektrikli bagaj kapağı butonumuz var. Burada bagajın içinde iki tarafta da tutma şeyleri var ama açıkçası bence burada bir elektrikli bagaj tuşu varken bunlara çok ihtiyaç olmayacaktır diye düşünüyorum. Efendim videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İki yanda duran bağlantılardan başka videolara geçebilir, şurada duran kafamdan kanalıma abone olabilirsiniz. BMW 4.18 ile alakalı kullanıcı deneyimlerinizi, benim aracı anlatımımı ve lütfen kendi eklemek istediğiniz detayları yorumlar bölümünde bende paylaşmaktan kendinizi alıkoymayın. Hoş kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.